Aa, ne çabuk girdik ya. Aa, niye söylemedin? Konuş konu Allah'ım. Sevgilim, kız bu, istersen şahidim. Televizyon açıldığında kalıyor böyle. Seni. Ne yapıyorsun anne? Efendim, bugün benim nikahım var. Gelin olmuş gidiyor. Günaydın. Bana veda ediyorsun. Günaydınlar efendim. Bugün benim bu cuma düğünüm var. Bu pazartesi. Kokoreççiyle evleniyor. Allah şükürler olsun. Belki böyle kokoreç yiyebiliriz. Belki böyle kokoreç yiyebiliriz. Ay, yine bana bir eleştirilerle başladı. Dur ben seni överek başlayayım. Efendim, günaydınlar söylemezsem olmaz. Bugün bomba gibi başlıyor. Hem siyaset, hem sanat, hem kültür, hem güncel, hem sanat. Yani bugün yok yok dolu doluyuz. Önce haberlerimizi sizlerle buluşturacağız. Ardından çok önemli Türk müziğinin en önemli seslerinden bir tanesi bizimle birlikte bu masada Onur konuğumuz olacak efendim. Evet, çok mutluyuz o yüzden. Ne bombalar ne bombalar. Efendim, günaydın bu arada. Hayırlı güzel bir çarşamba olsun. Ramazan çok yaklaştı. Artık yavaş yavaş heyecanımız artmaya başladı. Dolayısıyla muhteşem bir hafta bizi bekliyor. Cuma'ya kadar çok büyük şeylerimiz var. Bekleyin anacığım. Efendim, Yağmur Çevik demek istiyorum. Hemen kameraları Yağmur Çevik'e döndürmek istiyorum. Ödülünü göster şöyle. Ödüllü bir magazin yorumcumuz görmemişin var. Görmemişin ödülü olmuş. Ama kendi kendine bir şeyler başardığın zaman. Ya herhalde. Hep ille gömecek. Önce gömecek, sonra övecek. Onun tarzı o ya. Siz arso yani. Yağmurcuğum, anlat bakayım, kız nereden aldın ödülü? İsim veremiyoruz maalesef ama çok değerli bir üniversitede. Okulu söyleyemiyor musun? Söyleyemiyormuşuz. Yani, öyle tamam, bir uyarı geldi. Tamamdır. Ama çok değerli bir üniversitede, çok değerli isimlerin bulunduğu bir platformda yılın en iyi magazin programı içerik üreticisi ödülünü bana layık gördüler. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Sosyal yani... medyamızın biliyorsunuz kraliçesi Yağmur. Dolayısıyla Yağmur tut bakayım, tut elinde. Bir kere okullardan ödül almak çok önemli. Öğrencilerden. Beni çağırdıklarında hepsine koşa koşa gidiyorum evet. Ben. Çünkü çok seviyorum. Üniversitelerden ve bu tip yerlerden ödül almak harika bir onur duygu. Verici, Arto, Arto'ya buradan sesleniyorum tüm üniversitelere. Lütfen Arto'ya bir ödül verir misiniz? Sağ olsunlar. Efendim. Bir konuşma yapar mısın? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu tutuyorum çünkü elimde. Şöyle söyleyeceğim. Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar her zaman beni vezir ettiler. Her gittiğim platformda. Bugün bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Siz varken bu ödül ne ki? Ben daha çok da güzel ödüller alırım. Çok da güzel masalarda otururum. Bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğum için. Ve sizleri çok seviyorum. Çok sağ olun. Çok uzatmayacağım. Çok konularımız var çünkü. Çok sağ olun size. Efendim, başarılar diliyoruz inşallah. Biz de burada söylemezsem olmaz ekibi olarak böyle başarılara, böyle ödüllere inşallah imza atacağız. İnşallah çok zaten yakında. Perşembe pek günü yakında. Bize bir ödül nasip ettiler. Pek yakında, çok yakında. Ve aynen öyle. Bir gün sonra. Söyleyelim, hemen söylemeyelim. Peki efendim. Biz aday olarak gösterildik ve ödülümüzü alacağız dolayısıyla. Ödülümüzü çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. Üçüncü haftamızdayız. Ama üçüncü çok güzel haftada... haberler verdik. Çok güzel haberlerle. Geldiğimizden beri bomba yapıyoruz. Aynen, seyircilerinizle buluşturduk. Sektörü yönlendiriyoruz şu an. Dolayısıyla yavaş yavaş hakkımız. Efendim. Hakkımızı şöyle bir bugün de tekrardan gösterelim mi? Gösterelim. Bugünkü hadi konularımızla, bugünkü akışımızla, bugünkü gösterelim. Haberlerimizle. Hadi. İlk olarak birazcık artık yerel seçimlere doğru yaklaştığımız şu günlerde siyaset diyeceğiz. Siyaset gündeminde de var olan bazı sanatçılarımız var. Mesela Düzce'den belediye başkanlığı adaylığına aday olan Davut Güloğlu bir vatandaşla tartışmış. Bakalım neler yaşanmış. Bu nasıl siyasetçi ya? Yok, bu nasıl sanatçı duruşu da böyle sanatçı duruşu da olmaz. Siyasetçi zaten olmaz. Olmaz. Siyasetçi zaten her şeyi alır, buraya koyar, buradan yumuşatır. Ona göre insanlara cevap verir. Bu zaten hiç olmamış. Ama sanatçı olarak zaten de o da olmamış. Ya provokatör yani. De olabilir. Bak, olmaz. Kabulüm her şey ama tabii. Sen siyasetçi duruşunla karşıt görüşteki insanı da dediğin gibi topu göğsüne alıp tabii. Yumuşatarak cevap vereceksin. Siyasetçilik bunu gerektiriyor. Yok, her tabii. Görüşe saygı duyacaksın. Adamı dövecek. Ne diyorsun sen? Ben de buralıyım. Bu nedir ya? Şimdi yani politika bizim işimiz değil ama buradaki duruş tabii bir sanatçı duruşu. Dolayısıyla bu hiç olmamış ya. Niye olmamış? Hayret. Davut halbuki gülümseyen, güldüren, tatlı bir adamdır. Ama burada böyle manipülasyon da olabilir. Gelmemen tamam, gerekiyor. Provokatör de olabilir. Tabii. Kabulüm. Her şeye kabulüm. Ya da çok karşı görüyorum. Düşünce olabilir. Ama evet. Bambaşka bir düşüncenin sahibi tamam. Olabilir. Nasıl diğer partilerde bunları çok profesyonel olarak yönetirken karşılık verip yanına çekiyorsa aynı şekilde tabii tecrübe çok önemli. Her tepki hazırlıklı olacaksın tabii, bir kere sen tecrübe. Orada. Evet. Böyle ne diyorsun olmaz. Anne?
Burada kaybetti gibi. Düzce belediye başkan adayı olarak, ben de Düzce Akçakocalı biri olarak benim memleketimden aday kendisi. Oylar Davut Güloğlu'na olmaz, orası aşikar. Çünkü oranın gelmiş geçmiş kendini tanıyan, kendini halka tanıtan çok önemli adayları var zaten. Hayır, olmasaydı da şimdi bu şimdi adayı böyle geliyorum, görsen geliyorum, şey yapardım. Oraya geliyorum. Şimdi Davut Güloğlu Düzce'den aday olmuş ve orada kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelmiş. Ve orada kendini tanıtacak, yapacağı icraatlarla ilgili söylemlerde bulunacak, evet, ve halkı kazanmaya çalışacak normal şartlarda. Kesinlikle. Oradan tabii geçen bir çocukcağız da diyor ki, abi diyor bak biz seni seviyoruz diyor. Biz buraya diyor sen buradasın diye geldik diyor. Sen burada bize diyor çocuk azarlar gibi diyor böyle bağıramazsın diyor. Bağıramaz yani. Kabul ediyorum. Ne oldu diyor, sormayalım mı abi diyor. Evet, sonuç olarak soracağım. Sen bir adaysın, evet, seni sorgulayacağız diyor. Bu kadar basit. En basit, bizim başımıza neler geliyor? En basit magazin programı yapıyoruz. Ne var burada biliyor musun? Atom parçalamıyoruz burada. Karadeniz damarı tutuyor. Sen nerelisin? Öyle, öyle. Ben buralıyım. Ben de buralıyım abi. Hani geçmiş olsun. Bu gibi böyle şey, eril eril erkek erkek böyle kavgalarda, şimdi kadınlar saç başı, erkekler de diye böbürlenerek falan, ama sen bir belediye başkanı adayı olarak kabul edilemez. Ne oldu şimdi? Magazin masasında bile senin siyaset hayatınla ilgili burada haber yapıyoruz. Başlamadan bitti şu anda bu. Seni biz niye yani böyle bir tane vatandaşa bile tepki veremez ve sen öfke kontrolü yapamazsan ne olur? Seni halk niye seçsin ki? Seçmez. Sen orada bu öfke kontrolü ben yapamazken şimdi gideceğim, nasıl başkanlık yapacaksın? Bir vatandaş yapacaksın? Olarak diyeceğim ki Davut Bey böyle böyle bir yaparsa bana, ben nasıl söylerim ona? Böyle bir tavır olabilir mi? Bir de tavır ya olarak gerçekten çocuk azarlar gibi, evet, öyle kimseye da 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 dövecek falan. Dövecek adamı, birbirlerine girecek aynen, bak burada. Aynen, birbirlerinin üzerine neredeyse ne giriyorlar yani. Günlerdir yok, burada hiç ne konuşuyoruz? Tavır tarz, evet, meselesi. Magazindeki ünlülerimizin magazin muhabirlerine tavır tarzı. Birine bir şeyi söylerken bir biz de burada ilk başlarda hatalar yaptık. Niye Düzce adayı acaba? Tabii. Ben buralıyım, ben buralıyım diyor. Sen nerelisin diyor. Ben buralıyım, evet, diyor. Ben, evet, de buralıyım diyor. Başka bir memlekete gittiği, evet, zaman ne diyecek? Düzce'de de çok fazla Karadenizliler olduğu için. Bir de orada bak şimdi konuşuyor. Bak sinirleniyor. Bak. Evet evet. Bak istiyorsanız bir daha birazcık deneyebiliriz. Birazcık bir görüntüleri bir bak, vücut dilini bir okur musunuz orada? Bak fındık var mısınız? Davut Güloğlu diyor ki ben diyor tehdit alıyorum diyor. Buranın diyor yerel basını diyor beni diyor tehdit ediyor diyor. Eğer diyor onlara para vermezsem diyor seni diyor rezil ederiz diyorlar bana diyor. Kim diyor? Hepsi bu, diyor. Davut Güloğlu. Burada mı söylüyor sonra bunu? Sonra soruyor galiba orada. O da soruyor diyor ki. Kim yani isimler diyor? İsimler diyor. Hangi hepsi diyor, diyor muhabirler bak, hepsini diyor. Bir kere zan altında bırakıyor. Bütün zannedersem o zaman basın isim vermiyor ama işte basın mensup oradaki vatandaş diyor ki isim ver diyor. Evet. Şimdi ondan sonra da Davut Güloğlu diyor ki ha diyor seni diyor buraya kim gönderdi diyor. Aa, biri mi seni buraya işte diyor provoke etmek gibi için diyor gönderdi falan diyor. Tamamen böyle birbirleriyle yanlış anlaşılmalar silsilesi ve tavır tarz açısından da hiç olmayacak diyaloglar. Yani bir kahvehanede vatandaşa bir araya gelmişsin. Farklı bir sürü fikir olacak ve sen bir başkan adayı olarak bunlara açık olmalısın. Hande, her zaman hani kendini almalısın. Kanıtlamış bir siyasetçi olursun. Yine bir şekilde anlaşılır. Hani çok maruz kalmıştır bir şeylere bir şeylere. Sen daha kendini bu konuda yeni ispatlayacaksın. Ve ilk sergilediğin tavıra bakıyorum. Kaybettin. O da bence kendini izlediğinde kaybettin. Davut Güloğlu yapmış olduğu hatanın farkına varacaktır diye düşünüyorum. Konuyla alakalı da toparlar inşallah. Öfke kontrolümü yapamadım. Krizi yönetemedim. Evet bir vatandaşa bana oy vermesini istediğim bir vatandaşa bu şekilde davranmamalıydım şeklinde çıksın açıklamasını yapsın. Ne diyelim? Cevap hakkı hakkıdır efendim. Konuyu kapatıyorum. Var mı aynen söyleyecek bir şeyiniz arkadaşlar? Zaten video kendini gösteriyor ve Davut Güloğlu'nu hakikaten yani çok üzüldüm. Ben üzüldüm. İnşallah bundan sonraki toplantılarını ya da kahve sohbetlerini daha güzel, daha pozitif yapar. İnşallah. Kendine yakışır şekilde. Kesinlikle. Evet şimdi çok acı bir haberle devam edeceğiz. Şimdi gündemimiz magazin olabilir ama evet, günlerden beri burada konuşsak mı konuşmasak mı diye bazı aslında kararsızlıklarımız vardı. Cuma günü gerçekleşen acı bir olaydı. Güncel, günümüzden olan bir durum. Mevzu bahis olmasının sebebi çok ünlü bir yazarın oğlunun olması, ölümlü bir kazaya yol açmış olması ve annenin o ünlü yazarın oğlunu alıp da yurt dışına kaçmış olması, ölümlü babanın kazaya da neden oldu. Babanın da iyi bir doktor yani olması. Evet, iyi bir cerrah. Estetik doktor. Aynen, çok evet, iyi bir doktor evet olması. Tabii annenin çocuğunu dizilerdeki gibi kaçırıyor olması. Yani bana sorsanız yani sen insan olarak ne yapardın veya anne olarak? Bir izleyelim mi? İzleyelim. İzleyelim. Herkes görsün. Sosyetik bir ailenin herkes oğlu görsün olduğu için de bugün söylemezsem olmaz da konu alacağız efendim. Buyurun haberimizi bir izleyelim. Müzik.
estetik cerrahı ve ünlü yazarın oğlu annesinin lüks arabasını kaçırdığı kaza yaptı. Bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur C'yi annesi apar topar Mısır'a kaçırdı. Ünlü yazar Eylem Tok ve ayrıldığı eşi ünlü estetik cerrahı Bülent Cihan Timur'un 17 yaşındaki oğlu Timur C, geçtiğimiz cuma günü annesinin lüks arabasını izinsiz alarak trafiğe çıktı. Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı da aynı dakikalarda Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte 3 ATV motoruyla gezintiye çıkmıştı. ATV'li grubun motorlarından biri arızalandı. Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdular. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ışıkları yakarak önlem almak istedi. Arkalarından gelen iki lüks araç vardı. Otomobillerden birinin sürücüsü kontrolü kaybetti ve emniyet şeridinde bekleyen gençlerin üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Kazaya karışan lüks arabanın sürücüsü, ünlü yazar Eylem Tok ve eski eşi, ünlü estetik cerrahı Bülent Cihan Tümur'un oğlu Timur C'ydi. İddiaya göre kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı. Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. Genç adam Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı. İddiaya göre kazaya karışan ve bir kişinin ölümüne neden olan sürücü 17 yaşındaki Timur C'yi annesi apar topar Mısır'a kaçırdı. Ünlü yazar Tok oğluyla birlikte havalimanında böyle görüntülendi. Keyfi yerinde görünüyordu ya da şüphe çekmemek için doğal görünmeye çalışmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eden yazar Tok, oğlunun başına bir şey gelmesinden çok korktuğunu ve annelik içgüdüsüyle oğlunu yurt dışına çıkardığını itiraf etti. Kazada bir kişinin öldüğünü bilmiyorduk dedi ve ayrıldığı eşi ünlü estetik cerrahı Bülent Cihan Tümur'u arayarak yaralılarla ilgilenmesini istediğini belirtti. Tok ayrıca Türkiye'ye dönerek oğlunu adalete teslim edeceğini de dile getirdi. Çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız. Kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum ifadelerini kullandı. Açıklama yapmış. İnanamıyorum. Ama açıklama yapması ama olumlu bence, bir durum. Evet, olumlu bir açıklamaydı konuyla alakalı olarak. Arabaya çarpıp kaçıyorsunuz. Bütün telefonları, bütün akıllı saatleri toparlıyorsunuz. Böyle bir iddialar var. Tamam, bu bir iddia. Evet. Bu duyuyor. Evet. Net değil. Reddediyor. Tamam, evet. Reddediyorlar. Ama güvenlik görevlilerini dinlediğiniz zaman bu haber cuma günü girdi. Cuma'dan beri sosyal medyada aslında konuşuluyor ama kimse paylaşmadı. Dün sosyal medyada biz hareketlendirdik bu haberi. Çok sağ olun. Bugün de hep beraber yapım da sağ olsun bu konuyu buraya getirdik. Böyle konularda sessiz kalmayalım, duyarsız kalmayalım. Çünkü böyle çok aileler görüyoruz. Evet. Bir takım örnekler var gözümüz önünde oğlunu kaçıran. Yine bir örnek. Havalimanı görüntülerini izledik. Aynı gayet böyle. Sen olsan oğlunu kaçırmaz mıydın? Kaçırmazdım. Ben kaçırırdım. Neden biliyor musun? Kaçırırdım. Adaletten kaçırırsın. İlahi adaletten nasıl kaçıracaksın? Önce kaçırırdım. Çünkü panikle... Benim oğlum diye tümüyle bunu şey olarak söylüyorum. Bir ebeveyn tamam, olarak bir söylüyorum. Tamam, anne baba ruhu olarak söylüyorsun. O da kendi yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Sadece o anda sarıp sarmalıyor. Hiç kimseyi düşünmüyor kendi oğlunu Arto, düşünüp. Bir, o zaman kaçırıyorsun ve bir ambulansa rastlarsa ki ben yoldan geçerken bir kaza gördüm. İnsanlar işte bir araba tarafına ATV'de ATV kullanan insanlar bir araba tarafına ama ezilmiş. Ama muhtemelen ambulanslar falan aranıyor. Fakat aramıyorlar adamlar olay yerinde. Yok arkadaşları yok mu? ATV tamam. Öbür kullanan arkadaşları da var. Önce ATV'leri durduruyorlar. ATV'ler ya bozuluyor ben bunu ya. Savunmuyorum. Yanlış biliyorum, anlaşılmasın. Hayır, ben tümüyle bunun annelik duygusuyla Allah seni öyle sınamasın. Amin Allah'ım. Yani konuşursak başımıza geliyor ben gerçi ama. Ben o yüzden konuşurken çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Ne yaparsın? Ve çok insani. Bir arkadaşını ararsın. O da bir anne. Ne yapacağımı bilmiyorum biliyor musun? Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Bu yaptığını da yapabilirim. ATV'ler dörtlü yakmışlar ya. Ve yani. ATV'leri kırmışlar ki iki tane üç tane ATV var ya kırmışlar ki hani bize çarpmasınlar diye çünkü böyle bir tecrübe yok. 16 yaşında çocuk çünkü 16-17 yaşında ehliyet maalesef yetisi yok ve ehliyeti yok
Havalimanı görüntüleri gördün mü? Gördüm ama orada tabii ne yapacaklar? Tamam, çaktırmama böyle kaçacak çalış. Hali yok. Hayır, bir ifade yani var çaktırım. Ya. Oğlu demiş ya, anne beni teslim et. Anne ne olur beni teslim et demiş ya. Hiç öyle bir ifade var mı oğlunda? Ama şimdi orada... o çok sıcağı sıcağına olay gerçekleşiyor. Evet. Ve o olayın paniğiyle birlikte bir harekete geçiyorlar ve bir karar alıyorlar. Anne gelip oğlunu yurt dışına kaçırıyor. Bunlar zaten bizim eleştireceğimiz konular. Çünkü orada... Gencecik bir tabii. adam öldü, bir kadın kocasız, bir bebek babasız kaldı. Bunlar çok acı. Zaten çok acı. Bunun haberini aldıktan sonra yazar, aile hemen avukatı sonra. Aracılığıyla bir açıklama yapıyorlar. Biz zaten oğlumla birlikte geleceğiz, adalete teslim olacağız. Aynen. İlk verdikleri tepki itibariyle çok eleştireceğimiz bir konuydu. Cuma günü olay sirayet etti gece sularında, akşam sularında. Evet. Gece de Mısır'a kaçırdı evet. oğlunu. Tabii bu olayları ilk duyduğumuzda bunlar ne yapıyorlar dedik ama kendisinin yapmış olduğu açıklamada o altılı çizdiğimiz annelik içgüdüsüyle. Diğer böyle bir anne ağlıyor. Evet, çok zaten diyor ki onlar bizim kardeşlerimiz, onlar bizim ailemiz. Peki Sebu sana bir şey soracağım. Yaptığımız... Hatanın farkında. Şimdi evet. önemli peki, olan yani bu. Hata yapmadık hatanın demiyor zaten. Şey var. Yani. Olay yerinde fren izi bile yok. Bunu biliyorsunuz değil mi? 16 yaşında genç evet. bir çocuğun hızını başına gelen bir... Yani evet. dörtlü yandısına rağmen... Tamam. Mesela sen araba kullanıyorsun. Sen de araba kullanıyorsun. Bir dörtlü yandığını görünce hız kesiyor musunuz? Şimdi çocuğun ne halde olduğunu bilmiyoruz. Alkollü bu muhtemelen. Bu bir kaza. Evet bu bir kaza. Korkunç bir kaza. Allah kimsenin başına böyle bir kaza getirmesin. Ya bunu savunmuyor olabilir miyiz? Zaten savunmuyoruz. Asla. Böyle bir sadece şey burada olay böyle bir şey peki, başına geldi. Peki biz bunu sosyal geldi. Medya düşürmeseydik. Hanımefendi böyle bir açıklama yapar mıydı? Yoksa konu kapanır gider miydi? Hayır. Şimdi zaten bütün haber kanallarında bu haber oldu. Evet. Bütün, bütün haberlerde var bu. Çıktı. Ana haberlerde aynen. bunlar zaten konu olundu. Biz biraz geç aldık gündemimize. Şu an konuştuğumuz şey aslında ilk olay gerçekleştiğinde haberi konuşsaydık evet. eleştirecektik. Kaçamaz şimdi belki. Sıcağı sıcağına zaten burada ölümlü bir kaza olduğu için de yaptıkları hatanın farkına varıp sağ salim oturup biz ne yapıyoruz diye konuştuklarında kadın zaten biz gelip adalete teslim olacağız diye aynen. kaçmaya devam etmiyorlar. Aynen. Yaptıkları hatayı telafi edecekler o zaten. Sıcağı sıcağına yaptıkları hatanın telafisini de zaten söyleyerek ve şey yoksa asla metin böyle göndererek bir bir canın telafisi olur mu bilmiyorum tabii ki. Tabii ki olmaz. Ben tabii asla ki. Bilmiyorum ben kabul Allah etmiyorum. Allah kimseyi sınamasın kaçmalarını yorumundan. Asla kabul etmiyorum. Umarım bu hukuk bizde birazcık evet geç işliyor. Bunun farkındayız. İnsanlar bir tweet atıyor diye yurt dışına çıkma yasağı geliyor. İşte banka hesaplarına el konuluyor. Bir sürü kısıtlamalar geliyor hayatlarıyla ilgili. Ama bir şeyde ufacık bir şeyde insanlar elini kolunu sallaya. Gidiyorlar, çıkıyorlar ülkelerden, kaçıyorlar. Ben kabul etmiyorum. Hiçbir cinayeti kabul etmiyorum. Orada şu an bir anne gözü yaşlı, bir baba gözü yaşlı. Dörtlüler yanmasına rağmen hiçbir fren izi bile yok. Çok sinirliyim bu konuyla ilgili. Yumuşak davranamıyorum. Çok özür diliyorum sizlerden. Ve umarım bu ülkede bu adaletini sağlayamazsa hukuk, ilahi adalet tarafından gerekeni kat be kat ödeyeceksiniz. Ama anne orada adaleti sağlayacağını da garanti ediyor ve söylüyor. Biz zaten kaçmaya devam biz edeceğiz demiyor. Biz sıcağı sıcağına bir anne refleksi ben diyor. Ben orada o çocuklar için bir ambulansa telefon açılmadı ya ben oradayım. Onu o kadar bilmiyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Birkaç kişi konuyla dinledim alakalı ben. Ne olduğunu ben, bilmiyoruz ama bak, bir detayları alalım ben mı? Ben çok yakınları Uğur dinledim. Kota'ya gideceğim. Ben çok yakınları dinledim. En yakınları dinledim her olayda olduğu gibi. Ve böyle konuşmuyorlar. Tamam. Biz detayları bir önce burada aramızda konuştuk alalım. Ama bizim söylemezsem olmaz istihbarat şefimiz şu an Uğur Kotan hazır. Uğur bir detayları bize anlatır mısın kaza ile ilgili? Hani nasıl gerçekleşti? Yağmur'un bazı iddiaları var. Annenin son olarak bir açıklaması var. Geri döneceğiz adalete teslim olacağız diye. Bir bize toparlar mısın bilmediğimiz neler var? Tabii merhabalar. Öncelikle böyle acı bir haberle karşınızda olmak istemezdim. Normalde burada magazini yorumluyoruz. Hafta sonundan beri bu haber intihal yarattı. Artık biz de gündemimizi almak zorundaydık. Vatandaş olarak bu görevimizdi. Benim bu konuda Yağmur'a katıldığım bazı detaylar var. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Ancak kazadan yine kısaca bahsedeyim. 1 Mart Cuma akşamı 23 sularında gerçekleşiyor kaza Sarıyer tarafında. 5 arkadaş 3 ATV ile geziye çıkıyorlar.
ATV'lerden biri bozuluyor. Bozulduğu için araçları kenara çekiyorlar. Sanırım emniyet şeridi olması lazım orası da. Bundan neden bahsediyorum? Çünkü ilerleyen süreçte, hukuki süreçte etkili olacak bilgiler bunlar. Kusur oranına bakılıyor biliyorsunuz kazalarda. O yüzden çok önemli. Çok süratli bir şekilde, Yağmur'un dediği gibi fren izi de yok. Zaten iki araç peş peş olması lazım. Arkadaşları da var başka bir araçta. Kimi kaynaklarda 16 yaşında olduğundan bahsediliyor, kimi kaynaklarda 17 yaşından olduğu bahsediliyor. Kaza gerçekleşiyor ve Yağmur'un yine söylediği gibi iddialar var. Olay yerinden telefonların toplandığı, aramaların yapılmadı ama bu bir iddia, bunu tekrar belirtelim. Anne açıklamada bunu kabul etmiyor. Kaza sonrası bir de benim dikkatimi çeken çok hızlı bir organizasyon var. Yani bunu nasıl başardınız? 23 sularında kaza gerçekleşiyor. Siz gece 2'de İstanbul Havalimanı'ndasınız. Biletiniz hazır, pasaportunuz hazır, her şeyin hazır. Gece 4'te de yolculuk yapıyorsunuz, Mısır'a kaçıyorsunuz. Açıklamayla ilgili de ben okudum, birkaç kere okudum. Bana geçmeyen noktalar var. Yine bir konu, belki kaza anında bir madde etkisindeydi. Sonuçta bu yargı sürecini etkileyecek bir durum, kaçırılması. Şimdi belki o testler yapılamayacak, geri döndükleri zaman bir şeyler kanıtlanamayacak. Belki yargı hak ettiği şekilde sağlanamayacak. O yüzden kaçmaları çok önemli bu konuda. Yani neden kaçtınız, neden adalete teslim olmanızı tekrar buradan sormak istiyorum. Hukuksal olarak da ben biraz araştırma yaptım. Şimdi öncelikle çocuğun 15 yaşından büyük olması bu suçun bilincini kabul ettiğini gösteriyor. Yani kesinlikle yargılanacak. Açıklamada anne bütün suç benim diyor ama ben açıklamada bazı yerler bana geçmedi. Böyle yani böyle bir olayda bile bir kişi yaşamını yitirmiş, çok genç bir insan, kamuoyunu kazanmaya çalışmışlar sadece. Yani infial yarattığı için kamuoyunu kazanmaya çalışan, suçu azaltmaya çalışan bir açıklama. Uğur, ne gibi bir açıklama yapsaydı sen tatmin olacaktın? Ya ben de hiç kaçmayıp teslim olsalardı. Aynen öyle, kaçmayacaktım. Evet, onu söylemek, hayır, ya, hayır, onu söylemek başına gelmeyince çok kolay bir şey. Evet, doğru yani, başına gelmedi bir kere. Başına gelmeyince ben bunu burada kesinlikle savunmuyoruz. Ben de savunmuyorum. Tabii ki asla doğru olan teslim olması. Ama bu iki gün sonra, ama aynı gün, ama 10 gün sonra. Ama bunu evladı olmayan, nasıl orası evlat babasız kaldı? Orası büyük bir dram. Hiç, çok büyük bir haksızlık. Ama işte bu tarafta da anne oğlunu teslim etmek zorunda. Çünkü neredeyse trafikle ilgili bir cinayete karışmış bir evladın var. Bunlar çok zor kararlar. Tabii bu kararlarla hiçbirimizi Allah sınamasın. Evet. Uğurcuğum, bir de bana şöyle bir iddia geldi. Çok özür dilerim, araya giriyorum. Tabii. Sen duydum, çok merak ediyorum. Fren izi yok dedik ya. Sen de bu bilgiyi almışsın. Evet. Bana gelen duyuma göre iki arkadaş yarışıyor. Ya olayın gerçekleşme anındaki olay bu mu? Yarışıyorlar. Hız yarışı yapıyorlar. O işte hızlı ve öfkeli gördüğümüz yarışmalardan düşünün. Seyircilerimize söylüyorum. Hız yaptığı için, yarış yaptığı için hiç frene mirene basmıyor. Senin dediğin gibi de kafası birazcık elde yoğun olduğu için. Elde edilen görüntüler çok yani bilgi verici olmasa da bahsettiğin konuyla alakalı buna benzer şey görüntüler var. Çünkü iki araç peş peşe zaman zaman birbirlerini geçiyorlar. Bu gibi görüntüler var. Onlar da ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Ben yine hukuksal sürece dönmek istiyorum. Dediğim gibi 15 yaşından büyük olması suçun kabul edecek. Yani bundan yargılanacak. Tabii. Ancak aynen. 18 yaşından küçük olduğu için de alt sınırdan biraz uzaklaşarak yargılanacak. Hı hı. Onu söyleyeyim, muhtemelen kasten adam öldürmek ya da bilinçli taksirle adam öldürmekten yargılanacak. Hı hı. Sadece vefat eden arkadaşımız için. Diğer yaralılar için de ayrı bir yargılama olacak. Anne de ayrıyetten yargılanacak. 6 aydan 5 yıla kadar sanırım annenin yargılanacağı ceza yasası. O da suçluyu kayırma cezasından yargılanacak döndükleri zaman. Benim söyleyebileceklerim bu kadar konuyla ben alakalı. Ben son bir kez bir şey söylemek istiyorum. Bir gencin hayatının kaybolduğunu, ellerimizden kayıp gittiğini görüyoruz. Ama sana uzun ömürlü yıllar diliyorum. Bugün doğum günüymüş Uğur'un. Evet, Uğur'un doğdun diyelim. Uğur. İyi ki seni tanıdım. İyi ki beraber çalışıyoruz. Acı bir haber çok veriyoruz. Evet, ben söylemedim bu konunun üstüne. Bir hayat biterken bir söylemek hayatta bir yaş aldı. İyi ki doğdun diyelim. Ayrı telefonla kutlamıştım. Mutlu yıllar diliyorum. Peki Uğur Kotan, iyi ki doğdun. Yeni yaşın hayırlı uğurlu olsun diyelim.
yeni nice nice güzel haberlere inşallah ağzına imza atarsın. İnşallah güzel eğlenceli haberlerde. Evet, evet, güzel haberlere. Ebru Gündeş mesela, Ebru Gündeş Murat Özdemir haberlerini. Bu arada ben sana bir bilgi vereyim. Muhtemelen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir şu anda Türkiye'ye giriş yaptılar. Öyle mi? Ve çok lüks bir otelde kalmaya başladılar. Tatil devam hemen ediyor. Benden sana bir Arto Kotan olarak gönderiyorum. Mutlu yıllar. Hemen takip edeyim. Sen şimdi Uğur Kotan şu anda o oteli bulur. O otelin olduğu yerin etrafında herkesi sorgular. Ondan sonra da bizi gerekli olan haberi getirir. Biz de bağlanırız Uğur Kotan'a. Uğur Kotan çok teşekkür ediyoruz. Mutlu yıllar. Bilhare doğum gününü kutlamak için program sonrasında bir organizasyon yaparız. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi teşekkür ederiz. Peki efendim, şimdi bu konudan hemen diğer bir konumuza geçmek istiyorum. Önce ikimiz de kendimizi bir şey ifade tabii edelim. Tabii ki. Son söylemek istediğiniz şeyler varsa toparlamak adına. Evet, kesinlikle. Bu netice ne olursa olsun gelip burada yargılanmalı. Hı hı. Ve ne gerekiyorsa adam öldürmeden, hı hı, tut, taksirli adam öldürmeye kadar ne gerekiyorsa bu mahkemeler huzurunda, hı hı, yapılmalı. Bunda şüphe bile yok. Hı hı. Dolayısıyla adalete gelip teslim olun. Hı hı. Annelik içgüdüsüyle ne yapmışsa yapmışsınız, o ayrı. Tamam. Ama gelin gibi, gel evladınızı adalete teslim edin. Yağmurcuğum, bir tamam, şey söylemek istiyor musun? Yok hayatım. Tamam, peki efendim. Böylelikle bu haberimizi de tamamlayacağız. Çok aslında yani acı bir haber olduğu için de burada yaptığımız program itibariyle sosyetik bir ailenin oğlu, bu bizi izleyen annelere, babalara da örnek olsun açıkçası. 16 yaşındaki genç bir çocuk izinsiz annesinin arabasını alıp arkadaşlarıyla birlikte, gençler, delikanlılar, aynen, eğlenmek istiyorlar. Ama gördüğünüz gibi başına gelen olaylar silsilesi. Hem bir gencecik insanın, evet, hayatı bitiyor, bir kadının hayatı bitiyor, küçücük bir bebek babasız kalıyor ve kendisinin de hayatı ya, bitiyor aynen, şu anda. Aynen. Yani çocuğun da, genç bir çocuk, o da aynen, hayatını bitiriyor. Yapmış olduğu, almış olduğu, kendi yaşadığı hayatındaki yanlış kararlar nasıl iki hayatın da bitmesine sebep oluyor? Allah kimsenin başına Allah vermesin. Allah kimseye evlat acısıyla vermesin, sınamasın. Kimseyi kınamasın. Peki kınamasın efendim aynen, şimdi Ebru Yaşar diyeceğiz. Ebru Yaşar'ın, ben çok severim kendisini. Konserlerine de giderim. En ön sıradan izlerim. Ezbere de bütün şarkılarını bilirim. Dünya listelerinde ilk yüze giren tek Türk şarkıcı oldu Ebru Yaşar. Çok olay bir değil haberimizi mi bu? İzleyelim. Bence olay, 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 olay. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yeni şarkısı Yoksun'la kırılması zor bir rekora imza attı. Ebru Yaşar'ın Siyam'la yaptığı düet dijital platformlarda zirveye yerleşti. Ebru Yaşar YouTube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu. Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B'yi geride bıraktı. Az sonra konuğumuz var ayol. Evet. Ay, ben heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hakikaten gelmiş geçmiş en iyi erkek. Tabii eski sanatçılarımızı ayrı tutuyorum ama güncel olarak Türk sanat musikisini en iyi icra eden, en güzel performansları yapan ve büyük, bu kadar büyük sesi var yani. Hadi bakalım. Zaten geldiğinde de şarkı söyleyecek mi artık? Söyler mutlaka. Tabii söyler. Şarkıyla gider, şarkıyla çıkar. Çok merak ediyorum. İlk konuğumuz olacak burada söylemezsem olmaz, evet, masasında. O yüzden çok heyecanlıyız efendim diyelim. Sizce Bülent Ersoy'a Allah belasını versin. Soracağız. Burada soracağız. Soracağız. Yılmaz Morgül buraya bakalım geldiğinde hepimizin ayrı ayrı soruları var olacak. Şimdi Ebru Yaşar diyelim, bir tebrik edelim Ebru Yaşar'ı. Tek Türk diyoruz. Dünya listelerine giren, dijital platformlarda şarkısı en olmuş, çok dinlenen ve birçok dünya helal starını Allah geride bırakan sollamış bir isim geçmiş oldu. Shakira, Miley Cyrus, Cardi B, Cardi bunlar B dünya çapında çok gerçi önemli sanatçılar. Gerçi Miley 2024 Grammy ödülünü aldı ama evet, herhalde 2025'te de Ebru Yaşar'ı davet edecekler o zaman. Ederler herhalde. Evet. Onda listeye girdiyse kesin davet edilecek. Aynen oradan öyle. Çünkü bu kadar başarılı tabii olduysa. 2024 Miley'nin yılıydı. Grammy ödülünü ay aldı ya Amerika'da. Hmm, muhteşemdi. Flower. Flowers'la. Çok güzel. Çok güzeldi. Bakalım Ebru Yaşar da yavaş yavaş dünya standartlarına doğru gidiyor. Ebru Yaşar'ı neyini seviyorum biliyor musun? Destek vermesini çok seviyorum. Evet, kendisi zaten bu konuyla alakalı açıklama yapmış. Çok hani hoşuma gidiyor. Bu Siyam'la yapmış olduğu düetle ilgili açıklama yapıyor. Diyor ki bu şarkı diyor bana zaten daha önceden gelmişti.
Ben bu şarkıyı zaten okumuştum, bitmişti. Ama sonra bana bir teklifle geldiler. Ben de destek vermeyi sevdiğim için İstihdam hoşuma gitti. Birlikte seslendirdik. Bu destek verme mi yoksa yeni jenerasyon yani Z kuşağını İki taraflı. Tutmak mı? İki taraflı. Şimdi Ebru Gündeş'i de ya ay Ebru Gündeş'i diyorum Ebru Yaşar'ı da. Ebru Gündeş kadar, seni andı. Ebru Yaşar'ı da bu kadar hafife almayın yani o çok iyi strateji bilir. Güzel bir hareket böyle de bir hareket güzel. Yapıyorsa i̇şte. Kaldı ki biz son zamanlarda Ebru Yaşar'ı zaten genç jenerasyondaki isimlerle yaptığı düetlerle tekniklerle yüzlü. Görüyoruz. Ben Kehribar'ı da çok seviyorum. Aa, çok o şarkı güzel, da gerçekten çok güzel imza gözlerini attı. Gözlerini benim. Ben hala oy 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 ben... yedi beni. Gönlen deli deli. Çok güzel. Sen benim şarkılarıma niye takılıyorsun? Sen de söyle. Ben hala söylesene. Bu sahilde bu sahildeyi seviyorum. O da çok güzel. Seni anan benim için durmuş neler çıktı? Canım. Bu sahildeki. Ben de o şarkıyı seviyorum. Ha, okay, sen tamam. De bu sahildeyi söylesene. Neyi? Bu sahildeyi söyle. Şarkıyı bilmiyorum. Yani sevdiğin şarkıyı niye bilmiyorsun? Hayır sevdiğim şarkı değil. Bu sahilde, bu sahilde. Arıyorum bu sahilde, bu limanda, bu limanda. İnşallah şarkıcı olur da. Bekliyorum. Biz de kurtuluruz. Hani de bir buradan, teklif gelse yapım şirketinden aşkım, ne yaparsın? Geldi geldi. İstemiyorum diyorum. Bakın altını çiziyorum. Ben duymadım sana ben geldiğini. Şarkı söylemeyi seviyorum. İlkokulda derslerin sonundaki son 5 dakika benimdi. Ben şarkı söylerdim. Evet. Niye konservatuar okuyup demiyorum? İstemiyorum. Çünkü sunucu spiker olmak istiyordum. Şu an masada moderatör olarak oturuyorum. Hep istediğim ne hayal buydu. Var? İnsanlar bir sürü iş yapıp yanında şarkı söyleyebilirler. İstemiyorum. Herkes her şeyi yapmasın. İşin ehlilerine bırakalım. Ha evet. O yüzden şarkı söylemeyi bırakalım. Güzel. Sen şarkı söyleyemiyorsun diye benim evet. Söylediğim şarkıları alan Fatma. Evet, söylemek istiyorsan sen de canlı canlı burada evet, ben sana aşkım. Laf veririm. Sen söyleyebilirsin. Evet, ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ebru Yaşar'ı çok seviyorum. Ebru Yaşar'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Başarılarından dolayı da kutluyorum efendim. Ve destek vermesi hem iki taraf. Yani hem onlara faydalı bir şey. Tabii. Onlar öne çıkıyorlar. Siyam'ı ölsek tanıyamazdık. Ama Ebru Yaşar da kendini dinç ve zihinde tutuyor. Çünkü sosyal medya çok önemli. Her ne kadar herkes sosyal medya daha keşfedemese de sosyal medyada dinamik olacaksın ki bugün her yerde bulunabilesin. Ebru'cum, sosyal medyadan geçiyor bu Ebru'cum, iş. Tebrik ediyorum. Harikasın. Evet. Bir şey olduğunda da mutlaka zaten kontağa geçer. Hı-hı. Yanlış bir şey olursa ya da düzgün bir şey olursa. Mutlaka bize bildirir. Hı hı. Bir şey olursa daha başka bir şey söyleyecektim de. Söylesene. Şimdi bunlara giydirmek istemiyorum giydir, o yüzden giydir. Yok. Ya giydir. İyi bir medya patronudur Ebru Yaşar. Dolayısıyla komplimanlarınız çok güzel oldu. Hı hı. Evet efendim şimdi Dilber diyeceğiz. Neredeyse her gün gündemimizde Dilber elbisesi ya. Dedik. Dilber dans kursları dedik. Dilber dudağı dedik. Köftesi dedik. Şimdi ama. Sırada Dilber'in gerçekleştiği pavyona yapılan turlar gündemde. Haberimizi şaka izliyoruz. Gibi. Şaka gibi izliyoruz. Evet efendim. İnci tanelerinin çekildiği pavyona turlarımız başlamış. Şimdi benim anlamadım. Ramazan geliyor diye Yılmaz Erdoğan pavyon sahnelerini kaldırıyor bir ay boyunca. Ramazan başlarken pavyon turu mu başlıyor? Yok yani bu arada tur varmış ya. Yani. Varmış sadece biz gündeme getiriyoruz şu an. Biz de şu anda gündeme getiriyoruz. Mayıs ayı, eksikti. Mayıs ayı dolu turlarda. Nisan ayında çok sınırlı sayıda yerimiz kalmıştır efendim. Turlarımız en düşük 10 bin TL'den başlıyor. Elinizi çabuk tutun. Şimdi benim anlamadım. Turun orada sahibi. Şey mi yapacaklar? İşte bu kadın burada 50 yıl boyunca konsümatristlik yapmıştı. Ne anlatacaklar turda? Önemli şimdi evlerimize kadar pavyon gidiyor artık pavyonlar. Ne var kültür? Artık pavyon her evimizde, şey anlatacak. Evimizde yani evimize geldi. O varlokçu ayağımıza geldi yani. Bütün eski pavyon var. Evimizde. Aynen. Yani elbiseleri aldılar, evde giydiler. Mekanlara gidildi Dilber elbisesiyle. Adam şu anda full sahne yapıyor. Her sahnesi full dolu. Tabii full. Yani fiyatı o yüzden, yükseldi. Tabii. Yani çok çok seviniyorum ya. Yani böyle daha mütevazi sanatçıların para kazanması, çok daha fazla para kazanması beni çok mutlu ediyor. Şimdi pavyonlarında ayrıca çok para kazanıyor olmaları şu anda oradaki çalışanların benim için çok mutluluk kaynağı. Yani bizim insanımız ama bayılır böyle. Bir dizide bir yer meşhur olsun evet. Ve biz de gidelim oraya tüketelim. Ya yıllarca Kurtlar Vadisi Çakır'ın mezarına gittik ya. Biz çok kabulleniyoruz böyle. Sen de örnek vereceksin. Ziyagil'in yalılarına bilmem nelerine. Aşkı Memnu'daki bir küçük Eylül meselesindeki Bozcaada. Bütün biliyorsun. Bozcaada bir patladı. Arap Yarımadası bilmem ne bütün oradan gelip
buralarda Lübnanlılar, Araplar, işte Dubai'den oradan buradan gelip bu evleri ziyaret ediyorlardı. Meraklıyız. Şimdi güzel bir şey. Ben vallahi gitmek istiyorum. Geliyor musunuz benimle? Nereye? Tura. Tura sen? Ya, ben düşmeyelim mi pavyona? Ankara'ya gideceğim ama turla gitmem diye düşünüyorum. Kendim gideceğim. Ha, kendin gideceksin. Evet. Bizle mi gitmeyeceksin, turla mı gitmeyeceksin? Yok, 10 bini vermeyeyim bir diyor. Biz bir burada... 10 bin miymiş? 10 bin. Kaldıralım bir... Tur kaldıralım buradan. Gerek yok, ben kendim gidip tura ne gerek? Biz de hep birlikte gidelim. Gidelim diye aşkım, sen tur gidelim yapalım o diye ayrı. Söylüyorum. Tura gerek yok. Ha, efendim. Evet, Dilber turlarımız 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla Mayıs ayımız doldu. Nisan ayı içerisinde de çok az sınırlı yerimiz vardır. Şimdi futboldan bir isimle devam ediyoruz. Pascal Numa diyeceğiz ama bir açıklama yapmış. Kadınlar bana geliyor demiş. Kahretmesin Yağmur. Ya sen sor, Ebru, ya Ebru Günde ya sen erkeği o böbürlenerek anlatıyorsun. Ben söyledim tabii ki. Sabahlara kadar Numa, çalışıyorum. Numa ile Ebru Günde işin ne alakası var? Neydi klibinde oynayan? O değil. Neydi o? O 15 yıl önce. Uçe. Tamam onu sor. Uçe'ye benzetti. Arkadaşlar arkada soruyorum. Artı her şeyi burada söylüyor. Bana neler yaptığını biliyorsun. Evet yok. Yani o yüzden baba bu da kendine yandaş olsun diye. Bak saçma sapan bir şeyde hemen kendine yandaş oldu. Düşme. Ya bu kaçıncı? Ben gazla çalışırım, beni gaza getirme. Hayatım. Dün diyor ya. Şu an senin hakkında neler söylediğini sonra söyleyeceğim. Dün bak şimdi mesela ortalık çırpıcı ya, mikser. Yani. Doğru söylüyor. Ne diyor? Doğru söylüyor. Hanımlar biraz fazla teveccüh gösteriyor. Özellikle nedense renginden dolayı daha da teveccüh gösteriyor. Hiçbir de ayrımcılık yapıyorlar bilmem ne demeyin. Bilakis çok daha ilgi görüyorlar. Pascal'dan ben biliyorum. Pascal da az değil tabii bu arada ama çok sevdiğim bir arkadaşım. Tanıyor benim. Musun? Biz birlikte çok çalıştık. Hmm. Benim çalıştığım yerde o başka gün, ben başka gün çalışıyorum. Nerede beraber çalıştınız? Başka yerlerde yani gece gece kulüplerinde. Şeyde de pavyonda dönmüşüm alo. Hayırdır Arto? Ondan sonra çok tatlıdır, çok yumuşaktır. Gerçi futbolda çok hırçın bir adamdı değil mi? Biraz problemli bir adamdı. Sen... İyi bir futbolcu Beşiktaş'ta, yine adını yazmış. Ama iyi bir futbolcuydu. Şey, hırçın mıydı? Şey miydi? Biraz tabii agresifti kendine, değil mi? Tabii sahada kendini... Evet evet sanki. O agresyonuyla falan da tanırız. Biraz biliriz. Öyle meşhurdu. Numa'da vardır o. Evet ama çok tatlıdır. Özel hayatında süperdir. Ben severim. Şimdi konumuz kadınlar mı daha çapkın, erkekler mi daha çapkın? Artık kadınlar daha çapkın. Artık kadınlar daha çapkın. Bak kadınlar da aynı şeyi söylüyor. Aynen hiç bu konuda... Her zaman cinslerimden yanayım ama düzgün, artık çapkınız. Düzgün kabul duran. Edelim. Aa. Kendim için söylemiyorum. Ey hep koca mi? Ne diyor bu ya? Aa, bu artık zaman, iyice. Ben her zaman iyice. Onunla her yere onunla gidip geliyorum. Hiç mi artık burada? Namuslu kadınların söylediği evet. Şey bu. Kadınlar daha çapkın, kadınlardan hem cinslerimden çok çekiyorum. Çok haklısın. Konuyla ilgili burada yine aldatılma mevzusunda Ebru Gündeş ve Murat Özdemir dosyasında ben de burada yine kadın tarafından bakmıştım. Eğer bir kadının duruşu olursa, kadın kadınlığını yaparsa, bu duruşu sergilerse hiçbir kadınımız aldatılmaz demiştim. Bu konuda da şu anda güncel çağımızda, bu çağda eskiden erkekler kadınların peşinden koşardı. Evet. Kadınlar da bir kadınla binerdi. Ya bir kadınla o zamanlarda bir kadınla çıkmak için evet. Var ya 30 tane takla atardın. Evet doğru. Teklif bir kere teklif çıkma teklifini söylemek için en az bir ay iki ay geçerdi şimdi ki. Şimdi nasıl biliyor o musunuz? O gücün yoktu çünkü. Şimdi biraz vakit geçirip öyle mi sevgili olsak diye karar veriyorlar. Ya şaka gibi evet. Bak teklifi her yapardın. Her şeyin uyumuna bakılıyor. Ondan sonra sevgili olalım diye Yağmur, karar veriliyor. Teklifi yapardın. O şimdi 3 hafta 5 hafta. Cevap vermesini beklerdin. Biz öyle işte. Karşı cinsin. Bir ay beni peşimden koştu. Aynen. Bir ay. Ben telefonumu vermedim bir ay boyunca. Şimdi. Bir ay da bayağı çokmuş. Bir ay boyunca. O yağmur. Şimdi şeyini... hiçbir şeyin gerçekten değeri kalmadı. Kalmadı. Bu değersizlik ortamında da erkeklerde şöyle bir tutum var. Ha Yağmur olmadı mı? Ayşe. Aa, Hande evet, devam et. Aynen. Çünkü alternatifin var ve kadınlar da buna izin veriyorlar. Burada biz süre gelen bir genden bahsediyoruz. Erkek yapar, erkek eder, erkek elinin kiri. Biz de şimdi geleneğimizde. Çünkü siz öyle yetiştirdiniz. Var ya, siz öyle yetiştirdiniz kadınlar, derken. Kadınlar, anneler. Annelerimiz böyle yetiştirdiler. Bu gerçek. Peki şu anda annelerin yetiştirdiği kadınlar ne yapıyorlar?
daldan dala, daldan dala. Onlar da hiçbir şekilde bir duruş sergilemedikleri için, bak Pascal Numa ne diyor? Şu anda kadınlar daha çapkın. Benim bir şey yapmama gerek yok ki diyor. Ben zaten mekana gidiyorum diyor. Benim üstüme zaten diyor atlıyorlar diyor. Herhangi bir şey yapmaya çalışmıyor şu anda erkekler bir kadını elde etmek için. Evet, maalesef böyle. Savunamıyorum. Artık maalesef. Aynen kızlar gidiyor yani, hiç artık o kadar kolaylaştı her şey. Yani popcorn gibi böyle her şey fast food. İlişkiler, her şey. Sanal da, ondan kimya sonra, zaten feci. Sonra ağlayan kim oluyor? Yine kadınlar oluyor. Biz yine kadınlar aldatılıyoruz. Daha, biz hemen vazgeçiliyoruz. Yok ne o? Ghost mu? Ghostlamak mı vardı erkekler? Ghost. Bir hemen Ghostlamak. Gidiyorlarmış. İşte çok yakın davranıyorlarmış. Çok ilgili davranıyorlarmış. Kadını hemen elde ediyorlarmış bir günde. Ertesi gün ara bul adamı. Tabii, hayalet diyorlar buna. Ben işte hep konuşuyorum. Aslında Avrupa'da bu çok yaygın. Maalesef buradan da söyleyeceğim. Açık ilişki. Gitgide yaygınlaşıyor. Evet. Şöyle biz çiftiz. Senin de bir çiftin var. Yani siz evlisiniz, biz evliyiz. Change yapıyoruz. Yani değiştiriyoruz kendi aramızda. Bu evliliği daha da yükseltiyor. Aa, bunlar tabii nasıl ki hayatlar? Türkiye'de bunlar bazı nasıl yaşayan aileler var. Bunları ara ara değiniyoruz. Örneklerini gördük. Bunları hepsini anlattık. Konu olursa yine anlatırız. Yani çağ gitgide daha da modernleşiyor. Modernlik. Yok espri yapıyorum tabii. Mörda'nın açıklaması var ya. Rezalet yani. Hasan Can'ın programına katıldığında... Hasan Can öyle bir şey söyledi. Sizlere açık ilişki mi? Ayrı mı yaşıyorsunuz? Modernleşmek diyelim. Modern Kime evlilik. Kime sordu bunu? Hasan Can Mörda'ya sordu. Öyle mi? Evet. Modern evlilik dedi. Sonra tabii eve gitti, karısına iki tokat yedi. İki değil, tokatlar hayır, gibi. Hayır çünkü açık sonra ilişkiyi öyle... yaşayan Mörda'nın sadece kendisi ya. Ya hayır, o öyle yüzden. Çünkü. Hani çok açık. Yapalım. Evet. Hanımefendi zavallı evde bekliyor mu? Mörda açık ilişki yaşıyor. Yani daha da kötüye Handicim. Gidiyoruz gitgide. Evlilikler azar. Evlilik kurumuna saygımız sonsuz. Ama artık boşanmalar evliliği geçti. Tabii feci. İstatistiklere bakın. Feci. Boşanmalar çok ve arttı. Ve evlenmeler biliyorsun 30'larına gelmeye başladı. Tabii. Türkiye'de bu bir rekor. Rekor inanılmaz bir ki. Şey. Ha geç evlensinler, ben ondan yanayım. Evet. Geç bu arada evlen, erken yapacağınızı evlenmeyin. Yapın kardeşim. Evet. Yapacağını yap, yapın. Öyle evlen. Aynen abi. Evde yapma bir daha. Evet. Yapacağını yap. Sonra hiçbir evlen. Şeyin kalmasın. Aklın gençliğinde kalmasın. Kalacağın evet. Hiçbir şey kalmasın aklında. Şimdi biraz duygusallaşacağız yine. Sen hani sen duygularımız oynuyorsun bizi. Ama bir yükseltiyorsun, geçtiğimiz, bir düşürüyorsun, bir bağırıyoruz. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz sevgili Tolga Savacı'nın kıymetli eşinden çok duygusal bir paylaşım geldi. Evet, Nermin Bezmen öyle bir paylaşım yaptı ki yani hepimiz duygulandık. Bir görelim mi? Bu gerçekten şu an beni çok duygulandırdı. Vallahi gözlerim doldu gerçekten. Çünkü bu bir ani ölüm. Allah kimsenin başına vermesin. Allah herkese sıralı ölümler nasip etsin. Çok önemli gerçekten. Özellikle de hiç ummadığın anda sabah gönderiyorsun. Bir bakıyorsun ölüm haberi geliyor. Bir de hani de yanlış anlama bu söylediğim ama evlilik çok başka bir şey. Özellikle böyle gerçekten birbirine saygı duyuyorsan hayat arkadaşın gidiyor. Ay ben de çok savaşmışım. Ay ne oldu bize bugün? Ama şu an bir ölüm. Ay ben zaten karşı nikahlayayım ben daha çok sürlerim zaten de. Yani bana bakmayın ben hemen zaten sulu göz. Yok bu ama şimdi biz kadın olarak da evet. Yerine koyduk şu an Nermin Hanım'ın kocan kendimizi. Çok üzülür müsün kocan ölse? Ay ne oldu bana bugün? Ay ben çok kötüyüm. Ay kocası ayrı ağlıyor. Bırak indir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ödülümle geldim bu arada. Evet mi? Dün akşam efendim Altın Medya ödüllerinde hem yılın sanatçısı hem de yılın en güvenilir sanatçısı ödülleriyle tatip edildim. Gecenin de konserini verdim. Enes Furkan Bilgiçli'nin organizasyonuydu. Gece 3'te sahneden indim arkadaşlar. 4.30'da eve geldim. Hiç uyumadan bu programa geldim. Bu akşam da 8'de İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde klasik Türk musikisi konserimde aman olacak. Efendim. Aman efendim. Evet. Bu nasıl yoğun bir günden. Aynen öyle. Ve ben size bir hediye getirdim. Bu programda olması gereken bir obje getirdim efendim. Hemen ya onu getiriyorum. Zarif, ne kadar zarif sanatçı dostlarımız var. Evet. Geldiklerini hiçbir zaman şöyle. Boş vermiyorlar. Ne mutlu bize. Ne güzel ya. Evet. Sevmeleri tabii ayrıca. Şöyle birlikte. Gizleyeyim onu böyle ben. Aldığımız her nefeste o olmalı. Çünkü o Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bu hep burada dursun. Harika. Çok
Çok anlamlı. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. İnce ben teşekkür ediyorum. Düşünüp hem bize zamanınızdan ayırıp geldiniz. Şerefler evet, verdiniz. Rica ediyorum. Hem de hediye. En güzel yeri, burada en yakışan, en güzel yere tabii ki bu güzel armağanı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki koyacağız. O bizim baş tacımız sevgili Arto. Arto şöhret olmadan önceki arkadaşım benim. Öyleymiş. Evet, Müzeyyen Senar rahmetli benim hocam. Bodrum'da hem ben ders alırdım hem de onun kızı Feraye Hanım'ın barında sahne alırdım. O dönemde Arto fırtınaları koparıyordu. Gece Yılmaz'da kulüplerinde Arto vardı. Neydi ben hiçbir şey değildim. Ses falan. Ben sadece hani okul tatillerimde işte oralarda çalışan bir sanatçı modeliydim, adayıydım ama Arto bütün kulüpleri yıkıyordu Bodrum'da. O dönemden biri arkadaşım. Çıktı bütün kulüpleri, çıktı bütün sahneleri sesiyle yıkıyordu. Tabii. Ve bir gelen bir daha gelir. Evet, evet. Kim bu çocuk? Yeni bir Zeki Müren mi geliyor? Evet, şu anda öyle diyorlardı. Sana bunu söylerken tüylerim canım diken diken ya, oldu. Çok teşekkür ediyorum. Feraye, tabii ki rahmetli bir Müzeyyen Senar da aynı şekilde anlata anlata bitiremezlerdi. Ve hak ettiğinin çok fazlasını da aldı. Tabii ki oyunlara geldi mi geldi. Çok çok. Ama bunun gibi yüzlerce ne ödülle güzel onore edildi. Evet, en önemlisi en bu. En güzel gecelerde, en önemli yardım gecelerinde hep baş tacıydı. Hep çok iyi bir müzisyen oldu ve çok iyi bir icracı oldu. Ve çok iyi bir kalp bu arada. O yüzden de canım çok düşmanı. En önemli bu biliyorsun. Önce insanım. Ama işte çok insanım. Çok düşmanı oldu. Yani maalesef. Benim için hiçbir şey önemli değil çocuklar. 128 tane Sağlık Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfı ile çalışıyorum. Evet. Benim binlerce lösemili, binlerce Down sendromlu, otizmli, kimsesiz 0-6 yaş grubu çocuklarım, engelli çocuklarım var. Arkasınız. Ben onlara babalık yapamayan, babalarının yerine babalık yapan bir Yılmaz Morgül'üm. Çünkü hani geldiğim yeri hiçbir zaman unutmadım. Çok ben önemli. Gecekondu'da doğdum, Beykoz'da. Yani ekmeğin kırıntısını bile zor bulurduk biz. Annemin yere serdiği, Allah rahmet eylesin, örtüsün üstünde ne verirse bize. Hani mesela zeytini bile biliyor musunuz? Üçer tane zeytin verirdi anneciğim. Her bir zeytini beşer kere katık ederdik. Hani her şeyin değerini çok iyi biliyorum. Aldığım paranın neredeyse %70'ini, %80'ini bu insanlar için harcıyorum. Harikasınız. Bu da size şifa olarak döner inşallah hayatınız boyunca. Yani illa bir şey diye dönsün değil. Bunu görev addediyorum. O gerçek ayrı bir sanatkar hani toplumun önünde olmalı. Mesela dün akşamki ödül töreninde, her ödül töreninde ben farkındalık mesajları veriyorum. Doğru. Çocuklar. Şimdi mesela yarından itibaren bütün gazetelerde bu haberi göreceksiniz. Ben dün bir iskelet kostümü giydim sevgili Arto. Yani bir ölüydüm, yaşayan bir ölüydüm. Ama yakında bütün dünyanın insanları da yaşayan bir ölüye dönecekler. Neden? Çünkü orada yapmış olduğum farkındalık protestosu yapay zekaya hayır. Harikasınız ya. Evet. Oh, yani bunu fark eden ünlülerimiz varsa ne mutlu bize. Yani ben daha çok dediğim gibi toplumun önünde mesaj veren bir sanatçı olgusu olduğu için ben de yapımda bence 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak tek nokta, en büyük dünya tehdidi yapay zekadır. Bunun durdurmazsa yapılacak olan işlemleri, yürürlükten kaldırmazsa dünya ülkeleri hani topa tüfeğe gerek kalmadan kalmayacak, bütün insanlığı birbirine düşürecekler. Aynen, aynen. Çok tehlikeli. Ne güzel evet söylediniz. Yılmaz Bey, tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hem partnerlerimin size hoş geldin açılış konuşmalarını dinledim. Hem sizin giriş cümlelerinizi dinledim. Arto bir düşman, çok düşmanı var çok, dedi. Çok, çok oldu. Hala devam ediyorlar. Müzeyyen Senar'dan bahsettiniz. Rahmetli olanlar da gittiler, düşman olanlardan. Ama halen onlar için rahmet veriyorum. Biliyor musunuz? Yani bana kötülük yapan insana bile ben halen rahmet veriyorum. Yani dediğim gibi hani en çok üzüldüğüm benim idolüm Zeki Müren. Ve Zeki Müren'in her zaman arkasındayım, yanındayım, kalbindeyim, her şeyindeyim. Ben çok seviyorum kendisini. O benim idolüm dediğim gibi ama kendisi hayatta değil. Evet. Hiçbir şekilde kendisini savunamayacak durumda bir vefat etmiş değerimiz. Ama onu yerden yere vuran, sanatçı kimliğinden sahip olduğu eserleri hırsızlıkla itham eden, bel altı özel hayatıyla onu yargılayan bir insan ekranlarda ben sessiz kalamam.
Peki. Hodri meydan diyorum her zaman. Karşıma çıksın. Peki, karşıma efendim. Çıksın ama konuşsun. Ama çıkamıyor karşınıza. Siz Yılmaz Morgül'ü ağırlamak zordur. Kimse çok. Çıkamaz. Ne yapacağını bilmiyorum. İşte ya, ne yapacağını Yılmaz bilmiyorum. Artı iyi bir televizyoncu çok olduğu için muhteşem. Hande Hanım araya girmek istiyor ama evet. Giremediğinin farkındayım. O yüzden söylüyorum. Hande Hanım'a da Allah'ın emri peygamberin kavmiyle ben teyzemin oğlu Samet Takara benim kuzenim daha önce spor programını izliyormuş. Onun fanatiğiymiş. Aa. Ne olur dedi bana kardeşim dedi programa gittiğinde Hande Hanım'a söyler misin ona olan aşkımı. Sen de ben sana resmen bir böyle tavsiye söyledi vereyim. Onu bir alan pişman bir alan ya pişman. Bir daha benim düşünsün. Benim kaynanam kendisi. Efendim ben de bugün ekrana yani sanki nikahım varmış gibi beyazlar içinde gelmişim. Çok şıksınız. İkiniz çok de çok şıksınız. Siz de aynı şekilde. Yani Oscar ödül töreni gibi giyinmişsiniz. Evet. Arto da aynı şekilde. Miami rüzgarları esiyor stüdyoda. Güzel geldi. Çok hemen teşekkür ediyorum. Dönelim. Evet, çünkü buyurun. Çok güzel giriş yaptınız. Benim söyleyeceğim her şeyi siz zaten içinde bulunduğunuz mevzuyu çok güzel özetlediniz. Evet. Bu konuyla alakalı bir bandımız var. Tabii. Hemen izleyelim. Tabii. Sonrasında burada Hodri Meydan dediniz. Hodri buyurun. Meydan diyoruz. Herkes Hodri Meydan. Herkes canlı yayına katılabilir. Hatta buraya da gelebilirler. Ama konuşacak yüzleri varsa. Eyvah. Sevgili Yılmaz Morgül. Evet efendim. Hodri Meydan demiştiniz. Buyurun evet. Meydan sizin. Şimdi dinlediniz, gördünüz evet, değil evet. mi? Bir ölmüş sanatkarı, bırakın ölmüş sanatkar olmayı hanımefendiler, beyefendiler. Yani ölünün arkasından rahmet verilir. Tabii ki. Dua edilir. Bizim geleneğimiz, töremiz, ritüelimiz, adetlerimiz, aynen. aile değerlerimiz, görgümüz bunu gerektirir. Düşünsenize 28 yıl sonra öyle bir kin, öyle bir düşmanlıkla dolmuş ki. Yani yaşarken dudak dudağa öpüşüyordu onunla evet. basının karşısında pozlar veriyordu ama nedense bir anda herhalde böyle bir şeye ihtiyaç duydu mu? Hayır değil. Bu şunun kinidir arkadaşlar. Türk halkının Zeki Müren'e duyduğu saygıyı kendilerine duymadıkları için bütün ithamları bunun üzerine bütün kurulmuştur. Bütün sinirleri buradan mı geliyor? Bir şey var çünkü. Yani evet. Niye durduk yere? Bakar mısınız? Yani bir sanatçıyı belden aşağı özel hayatıyla yargılama haddini kendinizde siz nasıl buluyorsunuz? Önce insan olacaksınız. Gerçek sanatkar hassastır. Duygularıyla yaşayan. Aman bir kalbi kırmayayım diye Yılmaz'cığım, tabii tereddüt bu eden çok insanlardır. Büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia olduğu için Bülent Hanım'a tabii ki söz hakkı var. İstediği gibi evet. bağlanabilir. Telefonlarınıza mesaj herkes atabilir. Herkes bağlanabilir. Herkes. Burada ben Safiye Hanım'la Banu Hanım'ı da biraz ayıpladım. Evet. Çünkü onlar da orada Bülent Hanım'ın dediğine destek olurcasına ağızlarını açmıyor. En azından o bir vefat etmiş büyük sanatkarımızdır. Lütfen bu şekilde konuşmayalım diye ricada bulunabilirlerdi. Bence diyemezler. Çünkü herkes. Bülent Ersoy'dan korkularından ağızlarını açamıyorlar ki. Bakın ben bu programı izledim. Neyden korkuluyor? 44 dakika boyunca evet. Bülent Ersoy konuşuyor. Ne bir Banu Alkan sesi duyuyoruz. Ya olur mu böyle bir şey? Tane bu da Beyaz TV'ye yakışacak bir görüntü. Sadece arşiv görüntüleri sorun. Yayınlanıyor. Yani o programın orijinalinde ağza alınmayacak çok kötü kelimeler kullanıldı Zeki Müren Beyefendi'ye. Ben asla ve asla kabul etmiyorum. Yani insan önce kendine bakmalı değil mi aynen, arkadaşlar? Aynen. Bir aynayı kendinize tutacaksınız. O yargıladığınız özel hayatıyla yargıladığınız bir insan hiçbir zaman topluma dejenere örnek olmadı. Asla olmadı. Ama siz asla olmadı. Sanat dünyasına girdiğiniz ilk günden beri bana şunun cevabını verir misiniz? Çok özür diliyorum bütün seyircilerimizden. Siz üzerinizde ameliyatla kadın göğüsleri yaptırdınız. Ama henüz erkeklik kadınlık ameliyatı olmadığınız şekilde İzmir Fuarı'nda sahneye çıktınız. Siz bu şekilde sahne alamazsınız dedi yetkililer. Sizi sahneden indirdiler ve direkt mahkemeye çıktınız. Çıktınız mahkemede öyle bir ego, öyle bir kibrin insanısınız ki hakime hakaret ettiniz, cezaevine atıldınız. Bu yüzden mi cezaevine atıldı? Evet, bu yüzden cezaevine atıldı. Yani şunu hiç düşünmüyor biliyor musunuz? İnsanlar her türlü yaşama hakkına sahiptirler. İnsanlar her türlü tercihlerini yaşama özgürlüğüne de sahiptirler. Siz erkektiniz, daha sonra ameliyatla hanımefendi evet. Yolculuğuna hı-hı. çıktınız. Ama
Şimdi geliyorsunuz bir programda bu insanların özel hayatıyla yargılama hadsizliğini gösteriyorsunuz. Siz ne zaman, evet herkes istediği şekilde ameliyatta olabilir, tercihlerini de yaşayabilir ama Bülent Ersoy, bakın ilk defa ismini açıkladım. Bülent Ersoy denilen karakter acaba bu tercihleri yapan insanların hiçbir zaman yanında oldu mu? Görmedik. Onları hiçbir zaman savundu mu? Sosyal medyada paylaştığını ve ben kız doğdum. Vah vah vah. Annesinden kız doğmuş. Allah rahmet eylesin. Necla teyzeyi de. Necla teyzeyi de nasıl yaşattığını en iyi ben biliyorum. Bu arada sakın Necla, beni konuşturmasın. Necla Hanım'ı bir daire satın almadı, almadı mı? Almadı. Kirada mı? Kirada. Erenköy'de bir normal apartman dairesinde kirada oturuyorlardı. Necla Hanım, evet. Necla teyze, Allah rahmet eylesin. Zaten şimdi oradan sen girdiğin için hemen ona da giriyorum. Yani düşünsenize mezarlıkta her noktada yanındaydım. Aman başınız sağ olsun efendim. Evet, işte bir anneyi kaybettiniz. Ama Morgül annesini kaybettiğinde ne bir telefon ne de yanında vardınız. İşte benim insani vazifem, karakterimle siz kendinizi zaten bir tutamazsınız. İşte bu yüzden insan olarak da ya bir taşı sanatçı olarak da kabul etmiyorum. Bir taşı 500 bin dolar yalan olabilen. Yalan. Bunlar imitasyon mu? Bu yalan. Çok merak bak edilen. Canlı yayında söylüyorum. Benim parmağımdaki yüzükle ben uçak satın alırım diyen birisi var. Evet. Ekranlarda. O uçağı satın alacak yüzüğü buraya yollayın. Ben 4-5 tane kimsesiz çocuklar yurdu açayım. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Hepsi yalan. Yakın arkadaş olduğunuz için mi zamanında? Asla olmam. Asla yakın arkadaş olmam. Asla. Hayatı boyunca benimle uğraşmıştır. Allah Allah. Daha bir yıl 1995 Elveda İstanbul şarkım çıkmış. Hocam Müzeyyen Senar'la kendisinin bir kanaldaki şovuna çıkmışım. Benim öyle bir hamam ekosu verdi ki ne söylediğim belli değil. Şarkılarımı kesti. Allah bütün Allah. Basın yazdı. Araştırın çocuklar. Sizler gazeteci değilsiniz. Her türlü bütün köşe yazarları yazdı. Yeni bir sanatçı çıktı. Çocuğun çok büyük sesi var. Niye çocuğu engelliyorsun? Çünkü Zeki Müren formatında usturuplu, evet, son derece şık ve zarif. Evet. Tam idol olacak. Çünkü güzeldi. Hiçbir zaman, evet, Bülent Hanım ya da başkası ilk defa Zeki Müren'e benzetilen... Evet. İlk onu defa biliyorum. Duruşuyla, klasıyla, Türk sanat musikisini halkımız okuma böyle layık tavrıyla, evet, evet, halkın işte Zeki Müren'e düşmanlığından dolayı da bana, evet, bu şekilde düşmanlıklar yaptılar. Hmm. Ama kimler kimler? Bülent Hanım'ın bağlanma hakkı var dediğiniz ve gibi. Ayrıca mesela tek yazı, taraflı dinlemek istemeyiz. Sevgili Arto'cum yazı da yazdınız orada, gebersin diye bir kelime kullandınız. Evet, sen gebersin dedin. Bir mi? Ben diyebilir miyim çocuklar? Ya böyle bir kalbin sahibi. Diyemez. Böyle kötü kelime kullanabilir mi? Diyorum ya benim almış olduğum aile terbiyem, görgüm bu kelimeleri asla. Siz Yılmaz Morgül'ün, Artoş sana söylüyorum. Şöhret olmadan beni tanıyorsun. Bütün sanatçı arkadaşlarıma da söylüyorum. Hepsi bağlanı. Ben kime saygısızlık yapmışım bugüne kadar? Hep Sibel Hanım da öyledir. Morgül de öyledir. Hep çok kibardırlar. Evet. Neler? Survivor'da bile kibardır. Yani bir ne insana... yaparsan yap Yılmaz hep kibardır. Ben bir, evet, insana bu kelimeyi nasıl kullanabilirim? Peki Bülent Hanım sana gebersin demiş olabilir mi? Ölmeni istemiş ama olabilir. Ama şimdi mi? Acı gerçeği açıklıyorum. Seçkin Şen vardır. Milliyet gazetesi. Röportajı yapan kişi bu. Ama onun gazete haberine bakın arkadaşlar. Bu kelime asla yok. Bu kelime internet ortamında kendini magazinci zanneden, evet, o, hani haberci o zanneden isimli birileri böyle bir demiş ki işte ah yazık benim konuştuğum tek laf var. Karşıma çıksın. Bravo. Yani er karşıma meydanı çıksın. Bak televizyona çıktığında da canlı yayında, evet, da aynı sakın şey. Karşıma çıkma dedim. Oy. O röportajda. Sakın. Çünkü benim idolüme her türlü hakareti yapan insanı ben gerçek bir sanatkar olarak kabul etmiyorum. Şimdi ben niye Arto'yu üzeyim ya? Niye onu üzecek bir davranışla bulunayım? Ölümlü dünya bu. Bir de ölmüş birisini. O kendini savunamaz, o konuşamaz Hande Hanım. Kendisinin de zamanında aslında Zeki Müren'e arka çıktığı konuşmaları var. Gönül Yazar'la bir programda, evet, Gönül Yazar'a karşı diyor ki
O diyor ölmüş diyor. Çok ağır konuşuyorsun değil diyor. Kendine bak burada diyor. Sen öyle demedin, ben böyle demedim diye bak bir, evet. Biz birbirimizle kavga edebiliyoruz. Ama o ölmüş biri kendini müdafaa edemez diyor. Evet peki şimdi, aradan 10 yıl geçiyor. Ne oldu? İşte ne oldu 10 yıl da geçiyor. Bu söylemleri değiştirdiler. Ama az önce söylediğim gibi hep Yılmaz Morgül Zeki Müren'le tatif edildiği için onun da Zeki Müren kini. Düşmanlığından dolayı bana cephe almıştır. Şimdi bakın o konuşmanın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bu nasıl konuşmadır? Nasıl bir adaptör? Ama ben söylüyorum çocuklar bir de altını çiziyorum. Ben kendisinin sağlığından, beyin sağlığından da şüphe ediyorum. Yılmaz, Zeki Müren uyuşturucu ya da yasaklı madde. Asla. Yasaklı madde kullanıyor muydu? Asla. Bu peki Bülent Ersoy neden yasaklı madde kullanıyor, hırsızlık yapıyor gibi ithamlarda bulundu. Ne kadar çirkin. İşte kinin büyüğü ya bu. Kinin en büyüğü. Bir şey, düşmanlığı. Evet, çocuklar şey, çocuklar düşünsenize diyor ki Zeki Müren çok cimriydi. Efendim? Çok kıskanç ve kinci bir insandı. Bu sanat dünyasının gördüğüm en kıskanç insanı B.E.'dir. Herkesi kıskanır. Kimsenin yükselmesini istemez. Diyorum ya kahrından öldü Devran Çağlar. Çok büyük evet, bir sesti. Bir çok büyük bir yorumcuydu. Onun da yolunu kestiler. Kesti mi onun yolunu tabii, Devran Çağlı? Tabii. Belki tabii, bilmeyebilirsiniz. Tabii, tabii. Çok iyi bir sesi. Çok tabii, iyi bir erkek sesiydi. Yani gümbür gümbürdü. Saatlerce Devran'ın ağladığını biliyorum. Saatlerce ona yaptıklarını anlattı. Peki. Yolunu nasıl kestiğini anlattı. Düşünsenize bırakın Allah rahmet eylesin Devran Çağlar için de rahmet veriyorum. Yani söz konusu isim Zeki Müren. Ve şunu açıklıkla dile getirmek istiyorum. Gerçekten en yakın sağlık merkezine gitsinler. Akıl sağlığıyla ilgili bir müşahadede bulunsunlar. Doktorlarımız sen Bülent Ersoy'a yalan söylüyor olabilir misin? Sen iftira atıyor olabilir misin? Ne konuda? Sen mi kıskanıyorsun acaba? Yılmaz Morgül şimdi dobra şeytanın, adamdır. Şeytanın yıllardır gelirim hepinizin masasına otururum. Evet. Derim ki canlı yayına bağlansınlar. İşte ama burada öyle, böyle bir gerçek de var. Bülent Hanım size cevap veremiyor. Bülent Hanım cevap vermiş. Hiç kimse cevap veremez hanımefendi bana. Bakın ben ne bileyim hani 7-8 yaşından beri 10 yaşından beri ailesinin içinde olduğum biliyorsun. Aynen. Derya Tuna benim baş tacımdır. Evet. Ve bütün İbrahim Tatlıses'in annesi bakın diyorum Allah rahmet eylesin Leyla teyze. En çok beni severdi. Evlatlarından çok beni sen çok hayırlı bir çocuksun derdi biliyor musun? Leyla Hanım kim? Evet İbrahim Bey'in annesidir. Söyleyelim diye. Allah rahmet eylesin amin. Leyla teyze. Düşün Leyla teyze. Ama İbrahim Bey de sana nankörlük etti. Evet bak ben Leyla teyzenin cenazesinde de vardım Hande ya. Hanım. Hep yanındaydım. Herkesin bütün sülalenin Hüseyin Tatlıses kardeşidir. Evet. İbrahim Bey'in çok yakın arkadaşımdır. Candır, adamdır. Ona bile ne kötülükler yapıldı o ailede. Düşünsenize benim annem vefat etmiş bir telefon bile etmedi bana. En çok üzüldüğü bir kere bile beni aramadı. Ben çok tabii. Çok yani benim için bittiler arkadaşlar. Yani bağlansın ne diyecek bir bağlanıpsa şöyle, ne diyebilir? Sizin için, burası tamamen paramparça Yılmaz olmuştur Bey, benim için. Yılmaz Bey sizin bu açıklamalarınızdan sonra Bülent Ersoy sizin için zavallı yorumunda bulunmuş. Öyle siz mi? Bu açıklamaları yaptıktan sonra. Bence bir ölünün arkasından ve gerçek bir sanatkarın arkasından bu tür ithamlarda kin dolu, düşmanlık dolu beyanatlarda bulunan insan Allah yine bakın ben kötü kelime kullanmıyorum ya siz kullandınız o kelimeyi hani o zavallı kelimesi çünkü kötü sözler sahiplerine aittir efendim. Zavallı sizsiniz. Çünkü insan olarak kimi yetiştirdiniz? Kime ne yaptınız sanat dünyasında siz bugüne kadar? Bülent Ersoy'un elini uzattığı, yetiştirdiği bir değer var mı aramızda? Tam tersi herkesi engellemeye çalıştı. Demin Ebru Yaşar'ı konuştuk. Ne kadar yolunu güzel kapatmaya dedik, çalıştı. Destek oluyor dedik. Bir sürü sanatçımız var ama Bülent Ersoy'u görmedik gerçekten. Şimdi Bülent Ersoy'un da iddialarına göre bu kıskançlık konusunda aslında kendisinin Zeki Müren tarafından kıskanıldığı iddiasında bulunuyor. Zaten... Ay buna kahkahalarla gülerim. Bir de diyor ki Zeki Müren klasik Türk musikisi okuyamaz. Vallahi Fransızca konuşacağım. Pardon, moi diyorum.
Zeki Müren. Zeki Müren efendim sizden 25 yıl önce klasik Türk musikisi eserlerini seslendirmiş. Aynen. Siz onun seslendirdiği eserlerden plak yaptınız zaten. Yanana kimi dinlediniz? Okudunuz yani. Ablan sana kurban olsun demedi Zeki Müren. Aynen. Tuti Mucize Guyem dedi. Siz de zaten ilk plak şarkınız bu eserle çıktınız da Müzeyyen Hocam dedi ki ah ben bu plağı ne zaman doldurdum. Tabii. Çünkü yine söylüyorum. Müzeyyen Hanım'ı taklit eder miydi Bülent Ersoy? Birebir zaten. Yani ama Müzeyyen Senar'ın yaşlılık sesinin taklididir. Nasıl yaşlılık sesi? Ben mesela Müzeyyen ablayı da yani abla dedirtiyordu kendini hocam. Oğlum bana abla dedirtiyordu. Abla ben senin ablanım diyordu. Abla dedirtiyordu. Hani Müzeyyen anne diyordum ben ona. Anne gibi seviyordum. Yok abla de bana diyordu. Mesela diyordum ki anne ben sana şeyim yapabilir miyim? Taklidini yapabilir miyim senin diyordum. Tamam. Yapar mısın? Yaparım. Evet bir tane ne olur. Hemen. Bir eko verin bana şöyle. Çocuklar. Mikrofonu hemen teknik. Şimdi ölmeden önce İzmir'de Güzel Bahçe'deki evindeyim. Bana gitti. Müzeyyen Hanım'da mısın? Müzeyyen Hanım'dayım tamam. Efendim. Bana gitti balık halinden bir sürü balık çeşitleri aldı. Kendi eliyle pişirdi, yaptı, yedirdi. Allah muhteşem razı olsun. Allah çok seviyorum. Eylesin. Dedim ki hocam size dedim taklidiniz yapmak istiyorum. Hadi yap bakalım. Tabii dedi yaşlandık ya dedi. Ya birisi gibi bak birisi gibi yaşlılık sesimi taklit edeceksin herhalde dedi. Dedi yani. Dedi. Ben de yap bakalım dedi. Ben de şimdi onunla özdeşleşen bir Ege türküsü var. Ormancı. Evet. Şimdi ben ondan bir küçük kuble okumak istiyorum. Bak şimdi. Çıktım ben gaybesine baktım olaya, baktım olaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı'da gelir gelmez yıkarmasayı, yıkarmasayı. Laf anlamaz ormancı çekmiş kafayı. Hadi yavrum hadi, hadi kısma hadi, hadi iç bakalım kardeşim. Aynı, aynı, aynı. Allah rahmet eylesin aynı. Hakikaten. Aynı ama, yani. Ama hocamın ilk plak dönemindeki sesini duysanız bir rüya. Zaten Zeki Müren de onu taklit etti. İlk çıktığı yıllarda. Evet, doğru. Sonra dedi, kendini buldu. Tabii. Sonra ayrıldı. Evet Zeki Müren ekol herkes oldu çocuklar. Herkes birini ilk çıktığında idol tabii, olarak görür. Tabii, çok normal bir dünyanın şey. Dünyanın bütün ses sanatkarları çıkışlarında birilerini dinlerler, taklit ederler çocuklar. Siz de mesela onun şimdi. Onun severler zaten. Tabii ki. O işe herkesin girmeyi. İdolü var. Herkes tabii. Bir işe başlarken mutlaka bir idolü varmış. Aynen. Evet siz idolünüze laf söylettirir misiniz? Söyletmem. Lütfen. Söyletmemesi benim idolüm de lazım. Zeki Müren. Zeki Müren'e hiç kim... Zaten Türkiye'de kimse Zeki Müren'e laf söyleyemez. Evet. Çünkü o örnek bir star. Dev bir star. Bir daha gelmeyecek. Yeri doldurulamayacak bir star. İşte bu yüzden kıskançlık. Bu yüzden düşmanlık kendisine. Hayatta olmayan kendisine. Benim neyi kıskançlı ben onu anlamadım ya. Şimdi o zamanlardaki tabii ki yaşanmışlıkları anlatıyor o programda. Evet. O yüzden zaten gündem evet, oldu ya. Evet ama o zaman ya. Niye elini şimdi öpüyor, dudağını öpüyor, evet, dudaklarını öpüyor, öpüyor, elini geçmiş, öpüyor. Çok işte güzel. Devran dönmüş, ne değişmiş evet. De şimdi Zeki Müren hakkında. Ama şimdi ben haksız mıyım efendim? Yani beyi akıl sağlığından şüphe ediyorum. Yasaklı madde bir böyle konuşuyorsunuz, bir böyle Zeki Müren için yasaklı madde kullanılıyor. Yani, Zeki Müren'in besteleri ona ait değildir, o hırsızdır diyor. Uğursuz diyor. Şükrü Tunar büyük besteci, klarnet üstadı için ona eşlik eden orkestrasından bir elemandı Zeki Müren'e. Sahnede öldü diyor, onun yüzünden öldü. Yani bir de katillikle de suçluyor. Evet, çok böyle bir iddia da var. Bunlar nasıl çok olabilir çocuklar? Bir insan nasıl... Başka bir insanı bırakın ya sen sanatkarsın. Sanatkar bir sanatkarın nasıl kalbini milyonlarca hayranlı kırabiliyorsun sen? Kıramazsın, o evet. Ek YouTube'da program yapıyorum diye... Yayını kalktı YouTube'daki. Ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Zaten kalkmak zorunda. Çünkü ben yine söyledim ama Milliyet gazetesindeki röportajımda. Bu program onun bitişi oldu. Evet. Evet, doğru evet. Bir program bu oldu. Bu programdaki olmadı. Belden aşağı çok kendisine yakışmayacak avam derecede düzeyde. Barış Arduç'la ilgili bir yorumum vardı mesela. Öyle bir öper ki. Hipnoz olursun dedi. Ne kadar çirkin. Bakın bu kelimeyi bile kullanmaması gerekiyor. Çünkü o evli bir insan. Gübse'yle evli. Çok mutlu bir adam. Evet. Çoluk çocuk sahibi bir adam. Düşünün işte. Yani şöyle ben dünyanın merkeziyim. Herkes hakkında konuşurum. Kimse bana karşı çıkamaz. O devirler bitti. Bitti o. O dönemler bitti. Bu kibir. Bir de diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ben Allah'a olan inancım. Olabilir.
Herkes Rabbine inanır. Herkesin Allah inancı farklıdır. Ama kimse bunu şova dönüştürmesin. Sen Bismillahirrahmanirrahim dersin ama ölünün arkasından en çirkin kelimeleri kullanırsın. Cevap, bu nasıl bir inanç? Tabii, bu da bu günah. Nasıl bir en inanç? Büyük günah bu günah. Zaten bu. Şimdi çok o günah. Oradan gelip nasıl cevap verecek? Veremez. Verebilir mi? Çocuklar yani Allah gecinden versin. Hepimiz öldükten sonra insanlar şöyle diyebilir. Ama mühim olan ne diyorlar bize? Hani bir cenaze namazında hocalar ne diyor? Nasıl bilirdiniz? Evet. İyi bilirdik. Çok güzel bir yere değindiniz. Yani ben eğer değil. İyi orada bilmediğin insansa o cenaze namazına gitmeyeceksin. Konu durup dururken buraya gelmedi. Önce ölüyü başkaları rahatsız etti. Bana da söz söyleme hakkı düştü diye bir açıklaması var Bülent Ersoy'un. Peki bu konu nasıl açıldı? Bülent Ersoy mu büyük? Zeki Müren mi büyük tartışmasından? Mesela yine yalan. Diyor ki geçen hafta diyor bazı basın müntesipleri bana böyle sorular sordular. Aynısı yapıyorsunuz. Geçiniz bunlar. İşte Müzen Senar taklidi konuşması da aynı. Aynen. Efendim oysa o açıkladığı magazinciler iki bacanak olan gerçek gazeteciler Hakan Solaker. Tayyar. Ve Tayyar Altıkulaç'tır. Evet. Tayyar kendi programında 3 yıl önce bu konuda bir geçiş yapmıştır. Yeni bir konu değildir bu. Sen alıp istediğin için bu konuyu, hani bu programı nasıl gündeme getirebilirim? Tabii ki. Nasıl izlenirliğini artırabilirim edasıyla sen bu konuyu gündeme getirmişsindir. Evet. Bu kadar. Kendisinin yine bir açıklaması, benim reklama ihtiyacım yok, parmağımı kaldırsam ilgi çekerim diyor ama Bülent Ersoy. Ama olmadı işte, YouTube'da bak izlenme alamadılar. Bu iş ve Banu'yla yani. Safiye Soyman kendisi devam ediyor. Devam ediyor ikisi evet. Bülent yani Hanım, artık konuşabiliyorlar yok. Yani. Artık konuşurlar. Tabii, artık konuşabiliyorlar. Artık herhalde başsağlığı ve ölünün arkasından konuşulmaz derler diye düşünüyorum evet, artık. Evet efendim evet. Artık. Şu anda halkımızda bu düşüncenin insanların. Tabii Safiye Hanım da bağlanabilir bu arada Safiye Soyman. Ben kendisini çok severim ama bunu bilmiyordum. Yani orada bir laf etmemiş olması... Hayır sosyal medyada çok tepkiler. Niye siz savunmuyorsunuz böyle diye. Böyle bir şey olur mu Safiye Soyman? Zaten Artucuğum. Paylaştık zaten. Bir dakika. Hande Hanım, hanımefendi size şunu söyleyeceğim. Bu ithamlara, bu ihanet dolusu açıklamalara... Çok... Zeki Müren'in şarkılarından albümler yapanlar niye sesini çıkarmadı? O da ayrı. Korku o da ya. Ayrı. Mesela, öldükten sonra Zeki Müren'in şarkısıyla düet kim yapan... Kim mesela? Sayın Muazzez Bacı neden sesini çıkarmadı? Muazzez Hanım biraz istirahate çekildi herhalde. Ve şunu da söylüyorum Hande Hanım. Bu kişinin sanat dünyasında kavga etmediği... Peki. Skandal yaratmadığı ünlü var mı? Yok. İbrahim Tatlıses ile birbirlerini tehdit neler ettiler yaptılar? Ekran karşısında. Tabii. Ajda Pekkan? Ajda Pekkan'a bilen, neler söyledi? Aynen. En son Mustafa Keser Beyefendi ile girdiği evet. kavga. Ve şu laf, benden başka Türk musikisinde kimse yok. Benden sonra da kimse gelmeyecek. Sizce doğru mu okuyor? Türk sanat müziğini benim. Doğru mu okuyor yoksa çok mu ağdalı size göre? Şu an yok, okuyamıyor. Okuyamıyor değil mi? Gerçek klasik Türk musikisini icra edemiyorlar. Çünkü usulden çıkıyor. Öyle mi? Kendine göre makam seyri yapıyor. Ve yorum yani, ekstra. Yani makamın seyri değişiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Zaten hani tek böbreğiyle yaşadığı için Allah yine de şifasını versin. Tabii ki versin. İnsan olarak bu konuşmak durumundayız. Tabii. Bizim yerdiğimiz şey zaten buradaki konu. Evet. Yoksa Bülent Hanım'ın sanat hayatı değil ya da kariyeri asla, değil. Bunu kim asla. Kim yargılayabilir? Bir ölünün İyi arkasından, bir diva olduğunu. Hele ki Zeki Müren'in arkasından konuşmasına müsaade etmiyorum. Peki. Bu benim davam değil. Zeki Müren'in davası evet, efendim. Sizin davanız değil. Yani ama Yılmaz Morgül'ü iyi tanıyın. Yani 28 yıldır sanat dünyasındayım. Şimdi hastalanın. Yemin ediyorum size sağlık çorbası yapar getiririm. Ayaklarınızı da yıkarım kız bir şu ben çekinmem. Böyle bir insan. Dört konseri arasında lütfedip bizi kırmamak için buraya geldi. Evet. Çok sağ olun. Şu anda hiç uyumadan geldi. Hiç uyumadan geldi. Bu akşam da konserim var için. Biliyorsunuz. İyi ki evet. geldiniz. Hoş ama geldiniz. Ama Arto çok özel bir kalp. Evet, estağfurullah. Çok seviyorum. Özel. Gerçekten ama hani öncesini bilmeniz gerekiyor. Yani bir de psikologlar şöyle söylerler. Hani bir insanı yakından tanımadan onunla hakkında konuşmamanız gerekiyor. Hepimizde bu ön yargı var ama. Birini tanımadan uzaktan mutlaka kınarız yani onu. Yani ön yargılı olmamalıyız ama. Kesinlikle. O yargılarımızı kırmalıyız. Evet, İnançlı lazım. İnsanlar olmalıyız. Yani
açık kalpli, temiz kalpli ve kimseyi kırmayan insanlar olma. O beni o kadar kırdı ki. Hepimiz bir hayatım boyunca beni kırdı. Ama şimdi Zeki Müren söz konusu olduğu için en sevdiğim sanatçıdır. Beni daha çok kırmıştır. Diyorum ya, ne insan olarak ne de bir sanatçıya yakıştıramadığım beyanatlarından dolayı artık mesela sevgim vardı bu kişiye. Ben seviyordum. Yine de seviyordum insan olarak. Ve her zaman da Haluk Şentürk'e bunu belirttim, menajerine. Yani hatta bu gebersin kelimesini yazdılar. Asparagas haber, yalan haber. Sana yani gönderdiğim her şeyi Haluk'a da gönderdim. Yine de kırılmasın, anladın mı? Evet. Ben çünkü böyle kelimeler kullanamam kimse için. Yani kim olursa olsun kullanamam. Anlatabiliyor muyum? Peki Yılmaz Bey, biraz sizin kendi özel hayatınızı konuşalım mı? Çok merak ediyorum abi. Benim özelim yok. Evet, evet. Ben çünkü özelim yok. Bazı duyumlar abi. Herkes de var. Bakın ekranda da var. Yılmaz Morgül'ün Dubai'li sevgilisi kim diye merak ediyor. Herkes de bu Dubai'de. Herkes de bu Dubai'den sonra. Ben bunu iki yıl önce açıkladım. Senden sonra mı? Benden sonra herkes Dubai'ye gitmeye başladı. Bir Dubai'de sevgili bu. Dubai'de sevgili aramaya başladı. Biz Dubai'yi şeyle tanıdık. Kara para aklamayla tanıdık Dubai'yi. Şu an peki şu an Dubai'li sevgilinizle hala ilişkiniz devam ediyor mu? Arkadaş olarak devam ediyor. Ha, ayrıldınız. Yani arkadaşlar yani mı yani bağladınız? Şöyle tam olarak değil de çocuklar. Yani biz farklı yerlere bakıyoruz aile olarak. Yani onların kökeni Arap olduğu için. Evet. Arapların geleneksel yaşantılarıyla. Kültürel bizim çatışma. Çok çatışma var. Yani mesela benim. Ama kopamıyorsunuz da anladığım kadarıyla. Arkadaş olarak çok iyiyiz. Ama o aile benim bu hayatı bırakmamı istiyor. Çünkü onların inancına göre şarkı söylemek günahtır. Çocuğun olsun ister misin Yılmaz? Zaten çocuğum olmasını istemiyorum. Son 5 sene önce istiyordum. İkizim olmasını da istiyordum hatta çok. Bizimkiler de ikiz doğuran aileler arıyorlardı. Ama niye sordun? Şükran ablamla Nezahat ablam. Evet. Annene bir anı olarak, yani o çocuğun olup bir kız çocuğun olduğunda annenin ismini koymak. Ne bileyim, sen annenle çok çok güzel annem ilişkisi olan. Ay anneler ya. Telefonla arıyor annesini. Ben öyle bir anekdot biliyorum. Telefonla arıyor. Telefon maalesef cevap vermiyor. Telefonla tekrar arıyor, cevap vermiyor. Yana yakıla koşarak Beykoz tarafındaki evlerine, kondu evlerine gidiyor. O yerde bütün kapılar açık ve evin kapısını direkt koşarak giriyor. Anneciğim, anneciğim diyor. Fakat yani ben de anlatırken zorlanıyorum da. Bugün hepimiz ağladık. Anneciğim, anneciğim diyor. Fakat yorganın altında zannedersem annesi. Evet, kendini gizlemişti. Devamını anlatır mısın? Yani çok kötü oluyorum ben. Anne dedim, ne oluyor dedim. Kendini niye gizledin dedim. Yani sonra yorganı bir açtım. Annem uzaylı gibi olmuştu. Yani hayatımda ilk defa bu hastalığı duydum. Zona yakalanmış annem. Ve annem hiç içindekileri söylemeyen bir hanımefendiydi. Bilmiyorum. Yani aileden biri galiba. Onu çok üzmüş. Ve keşke anneler ölümsüz olsa. Gerçekten. Peki yani böyle de ölüme doğru giden yol mu başlamış oldu? Hemen. Yani. Anneciğim burada da var. Bu zona mı onu daha sonra yoksa bir neydi tam yani? Biliyor musunuz, ben mezarlığa falan da gidemedim daha. Gidemiyorum. Ben de gidemiyorum. Çünkü tedavi oluyorum. Ben de gidemiyorum. Psikolojik tedavi de oluyorum. Sizin bir de bir hastalığınız vardı. Evet. Cilt. Yani, evet. Kanseriydiniz. Annemden sonra yine nüksetti. Nüksetti mi? Evet, nüksetti. Stresten. Yine işte şimdi? Dermatologlarıma gittim. Evet. İşte onu atlattık. Yine erken tanı oldu. Sonradan da Rosa diye yine hiç duymadığım bir hastalık çıktı stresten bende. Stresten bunlar, biliyorsunuz evet, değil mi? Evet, bilmiyordum. Stres bilmiyordum. Hastalığı. Yasımı yaşayamadığım için. İçinize attınız. Cildime vurmuş içimdeki sıkıntı. Benim ablam mesela enerji işleriyle uğraşıyor. Şükran ablam diyor ki, kardeşim ben bu kadar ağlamadım diyor. Senin yerine çok ağladım. Hani senin yerine diyor enerji şeyi yapmaya çalıştım diyor. Senin için diyor, hani kurtulman için diyor bu yas düşüncelerinden. Ben diyor çok ağladım diyor. Senin acın çok büyük diyor. İşte bilmiyorum, psikologlara gidiyorum. Anneni yıkayabildin mi? Hayır. Sen hayır. Mi? Kim girdi? Yani çok acı, biliyor musun? Yani bir sanatçının hayatındaki en büyük acıyı yaşadım ben. Sahneye çıkmadan önce annem öldü yılbaşında. Ya
Ben onu morga bırakıp sahneye çıktım. Canım anneciğim benim. Bir daha gelmeyecek. Gelmeyecek anne. İstiyorsan bir ara verebiliriz. Yani bir annenizle çok... ilgili aslında bizim güzel görüntülerimiz var. Siz annenizin adını duyunca gerçekten kendinizi tutamıyorsunuz. Biz sizi birazcık burada hemen kendinize gelmeniz için rahatlatalım. Arkadaşlar rejimden rica edeyim. Yine Yılmaz Morgül'ün annesiyle ilgili bizim bir bandımız var. Onu ekrana getirelim mi? İyi misin Yılmaz'cığım? Yani... Sus, sahneni ister misiniz Yılmaz Bey? Yılmaz Bey şöyle. Su içmek ister misiniz Yılmaz Bey? Ay ne yapmak gerekiyor? Çok üzüldüm. İyi misiniz? Anne yani. Ne yapalım Yılmaz'cığım? Sana göre davranalım. İstiyorsan bir... İki dakika kendine bir... getirelim mi? Biraz Survivor diyelim mi? Evet. Nefes alın. Ha birazcık neşelenelim. Olur mu? Tamam. Tamam peki. Hadi Survivor'dan diyelim. Yılmaz Morgül'ün o bizim yüzümüzü güldüren neşeli anlarıyla biz devam hadi, edelim efendim. Hadi. Survivor macerası unutulmaz Yılmaz Morgül'ün. Nagihan'a çemkirmesi, yemek kavgası ve tabii konseydeki isyanları. Efendim en son Yılmaz Morgül'ün Survivor'daki görüntülerini izlemiştik. Ben buradan demek istiyorum ki Yılmaz Bey sizi tekrardan Survivor'da görmeyi, All Star'da görmeyi çok isterim. Çünkü halk da zaten Yılmaz Morgül'ü Survivor'da görmek istiyor. Ben de dün sosyal medyada bir anket yaptım. Yılmaz Morgül geliyor diye ne sormak istersiniz, ne söylemek istersiniz dedim. Herkes dedi ki anketim açık bakabilirler. Yılmaz Morgül'ü Survivor'da görmek istiyoruz. Geri gelsin dediler. Ben de dedim ki herkese ne yapsın dedim. Sadece Yılmaz gelsin ne yaparsa yapsın dediler. Evet. Yılmaz'cığım. Seni istiyorlar. Instagram'dan oradan buradan yani belki, yağıyorlar. Belki seneye. Çünkü bu sene annemi kaybettiğim için o tekliflere sıcak bakmadım. Belki seneye Survivor'da olabilirim. İnşallah biraz bu, seni görmek istiyorlar. Biraz bu belki. Üzüntümüzü atalım diyorum. Atalım ne artık olur. Bitiriyoruz ama evet. Belki Yılmaz Morgül size bayramda bir sürpriz yapabilir. Ay. Sözünü vermiyoruz ama şimdiden söylemiş evet, olalım. Evet. Çok güzel bir şarkılarla, eğlenceyle girelim bayrama. Ay, o zaman efendim. Şimdi bir şarkı diyelim. Tamam. Bir artık. Bir çile bülbülüm çile hadi diyelim. O zaman yesin.